Uykusuz ve eğlenceli bir geceye hazır mısınız? Biz hazırız. Karşınızda Okan Bayülgen. Hanımlar beyler uykusuzlar kulübüne hoş geldiniz. Memleket olarak çok üzgünüz. Taksim'deki patlamada bir baba kız, bir anne kız ve bir evli çift. Tabii ki sadece bu kadar değil. Onlar da birlerinin evlatları ve onların da büyük bir aileleri var. Biz hepimiz çok büyük bir aileyiz ve böyle olaylarda gerçekten çok üzülüyoruz. Her ne kadar bu bir eğlence programı olsa da bugün biraz daha adaba uygun bir şekilde kendi aramızda sohbet edeceğiz. Belki arada tatlı tatlı gülüşürüz. İşte konuşacağız sizlere, uykusuzlara eğlenceli bir gece geçirmeye çalışacağız. Tekrar hoş geldiniz. Ben değerli konuklarımın yanına gidiyorum ve Tabii ki burada genci yaşlısı genci yaşlısı derken size bakmıyorum. Bana bakmadın Merak etmeyin. umarım. Yaşlısı <laughs> genci Derya ya hoş geldin sen hoş e, bu olayda. Bu arada hemen belirteyim. Engin Hepileri bize katılmaya çalışacak. Katılabilecek mi bilmiyorum. Bugünlerde çok fazla üretim yapıldığı için hem e, dijital platformlara hem televizyonlara oyunculuk çok e, aranan bir meslek haline geldi galiba. Bundan da e, konuşuruz. Onu bekliyoruz. Katılabilirse katılacak. Şimdi e, sen galiba Kılpa'yı bu evet, patlamadan gerçekten. geçtin gittin oradan evet. ve dakikalar sonra galiba bu patlama evet. oldu yani oradan yürüdük salttaki sergiye gidiyorduk ee, o böyle bir baktık hemen e, yani kapıdan e, 90'lar sergisi vardı orada bir takım hmm. videolar gösteriliyordu sonra da böyle yürüdük tam şeye geldik şişhanede e, bir, e, bir yerde oturduk yemek yemek için ve o sırada patladı yani 20 dakika falan Peki bu e, yoğun bir şekilde duydunuz patlama sesini. Pat yani yerinizden sıçratacak kadar. E, çok yoğun duymadık. Çünkü biraz e, böyle şişhaneye dönünce biraz terste kaldı herhalde şey açısından. Çünkü binalar falan filan. E, sonra şeyi duyduk biz. Bir anda bir tarama sesleri geldi silahlar. Herkes aşağıya doğru koşturmaya başladı evet, akabinde falan. Akabinde bir olay daha var. Evet, bir bir olay kadının daha vurulması oldu. olayı. Sonra işte e, e, kepenkleri kapattılar falan. Böyle yani ne yapacağını da bilemiyorsun yani dışarı mı çık orada mı kal falan böyle hani bi, bir tane daha mı olacak bir de onu da <laughs> bilemiyoruz yani gerçekten e, biraz e, tedirgin e, zamanlar şey ben mesela Taksim'de her gün Taksim'e e, gidiyorum İşte ya prom oluyor ya okul var falan filan ne yapacağımı bilemedim yani metroya bineyim mi yok e, taksiye mi bineyim e, nasıl daha gitmek daha makul olur falan. Ee, evet yani ne hissediyorsun ne hissediyorsun ee, ya çok <laughs>